Amel, yapılan iş. Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıkları. Mecaz olarak ishal. Edim, yapılmış, gerçekleşmiş iş, amel. Günlük yaşamımıza şöyle bir baksak, her edimimizin altında umutluluk bulunmadığını görürüz demiş Melih Cevdet Anday. Felsefede ise insan davranışı olduğu beyan edilmiş. İki kelime arasındaki uçuruma tam geçmek isterken, amelin üçüncü maddesinde var olan ishal gözümüze takılıverdi. Bakalım bu kelime Türkçe sözlüğümüzde bu şekle nasıl geri vermiş? İshal kelimesi Arapça kökenli bir kelime. Hemen pek çok Müslümanın ağzından dilinden pek düşmediği için büyük ihtimalle Türk Dil Kurumu da bunu dini bir tabir olduğunu zannetmiş. Hakikat, amel kelimesi Arapça lügatlarımızda kasıt ve düşünme ile iş işlemek, yapmak şeklinde ifade ediliyor. Hakikatte insanın kendi elinden yapabildiği her türlü işleyiş için geçerli bu kelime. Amel kelimesinin etimolojik Türk yapısı üzerinde baktığımızda sadece 1876 yılında Ahmet Vefik Paşa tarafından ishal anlamında kullanıldığını, Türkiye'de ishal manasına amele uğramak denildiğini ifade etmişler. Yani Ahmet Vefik Paşa'dan önce amel kelimesini ishal olarak kullanan hiç kimse olmamış. Peki kim bu Ahmet Vefik Paşa? 1823 doğumlu olan Ahmet Vefik Paşa, kaynaklara göre Yunan kökenli hariciye nezareti memurlarından Ruhittin Efendi'nin oğlu. Aynı zamanda tercüme odasında, encümeni danış üyeliğinde, Tahran elçiliğinde de görev yapmışlar. 1877 yılında ilk meclis mebusanın İstanbul üyesi olarak seçilmişler. Abdülhamit Han'ı hal edeceği yönündeki bir jurnal sebebiyle ise 18 Nisan 1878 yılında görevinden azledilmişler. Önce 1882'de Bursa Valiliği görevinden alınmış, sonrasında Abdülhamit Han başvekilliğe çektiği bu ismi 3 gün sonra görevden almışlar. İnsanın yaptığı işi İslam'ın bir parçası olarak kabul edip amel kelimesinin ehemmiyeti üzerine ishal ifadesini kullanmakla kalmamışlar elbette. 1942 yılına kadar hiç kullanılmamış edim kelimesi etmekten türetilerek Türk Dil Kurumu tarafından amel kelimesinin karşılığında bir anlam olarak ifade edilmiş. Yani altını etmek kelimesi Ahmet Vefik Paşa'nın Türk diline katkısı olarak günümüze ulaşmış. Akılların alamayacağı derinlikte ama burnumuzun ucunda, çocuklarımızın ellerinde bu sözlükler. Amel kelimesi ishal olarak yer alıyor. Anlamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Ne diyelim? Ameller niyetlere göredir. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.